Hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Şehrin gündemiyle karşınızdayız. Bugün çok özel bir ilçemizden karşınızdayız. İznik denince de İznikçilileri aklına geliyor. Osman Sargın, belediye başkanımız. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle böylesine güzel bir fırsatı bize sunduğunuz için ben tüm İznikler adına sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım, son zamanlarda İznik kendinden söz ettirmeye başladı. Osman Gazi Köprüsü ile birlikte ulaşımda da doğrudan artık İznik'e ulaşmanın çok rahat olduğu bir süreçteyiz. Evet. Bu size nasıl yansıdı? Oradan biraz başlayalım, İznik'i de tanımış olalım. Tabii, şimdi İznik'i alırken daha 2500-3000 yıl evveline gitmek gerekiyor. İznik medeniyetlerin başkenti. 5 tane medeniyete başkentlik yapmış. Evet. Ve her medeniyet oluşurken de medeniyetlerin cazibe merkezi haline gelmiş. Ve ilk hedefleri İznik olmuş. İznik olmazsa asla biz büyük bir imparatorluk haline dönüşemeyiz demiştir. Hı hı. İşte Bitinya Krallığı İznik'ten filizlenerek büyüyor. İşte Roma İznik'ten filizlenerek büyüyor. Yine Bizans İznik'te filizlenerek büyüyor. Yine ilk Türk devleti, Selçuklu Devleti'nin ilk Türk başkenti olan İznik'te oluşmasından sonra Selçuklu Devleti'nin filizlenerek büyüyor. Yine artık Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatmamıza gerek yok. İlk merkezi İznik ve İznik'ten sonra da orada yetişen alimler, ulemalar sayesinde de hem İslam medeniyetinin dünyanın dört bir tarafına yayılıyor hem de Osmanlı İmparatorluğu dünyanın dört bir tarafına artık hüküm sürmeye başlıyor. İznik böylesine önemli yerlerden biri. Bu anlamda bugün İznik yine şöyle İznik coğrafi bakımını aldığınız zaman Sakarya'ya 45 kilometre, Bilecik'e 40 kilometre, Eskişehir'e 1 saat 15 dakika, Bursa'ya 45 kilometre, Yalova'ya 40 kilometre, Gölcü'ye, Kocaeli'ne aşağı yukarı 45 kilometre, İstanbul'a 1 saat mesafede merkezi olan bir yerde. Ve bunun bir böylesine anlamlı bir yer ve dünyada bakir kalmış yerlerden biri. Yeşilin her tonlarının görüldüğü. Adeta bir ben bir hata yaptım başkanım. 36 dönüm bir yerim vardı. Nerede? İznik. Yağ fabrikasının hemen üst kısmında. İznik'e doğru çıkış yapıyorsunuz. Hemen solda yağ fabrikasının olduğu gölün kenarında biraz yukarıda. Çok büyük hata yapmışım onu. Tabii yeni yeni anlıyoruz. Birkaç yıl oldu. Hakkımızda yani hayırlısı dileyelim. 36 dönüm gibi şeyleri hayal etmek çok zor İznik gibi bir yerde. Yani 36 dönüm demek... Evet. Bayağı büyük bir olay demek yani. Onu eyvallah. Şimdi benim özellikle İznik kısmına tekrar şuraya gelelim. İznik önümüzdeki süreçlerde çok hızlı büyümeye doğru gideceğini tahmin ediyoruz. İlginin arttığını biliyoruz. Gayrimenkul değerlerinin ciddi bir noktada yükseldiğini biliyoruz. Taleplerin çoğaldığını biliyoruz. Bunu neye bağlamak gerekir? Şimdi tabii ki her geçen gün İznik'e talep artıyor. Hı hı. Fakat bu talepler karşısında biraz da biz kendimizi kısıyoruz. Şöyle, ben İznik'in çok fazla büyümesini istemiyorum. İznik'in bir sanayi kenti olmasını istemiyorum İznik Belediye Başkanı olarak. İznik tarihi yapısıyla, tabiatıyla... Dokusunu bozulmamalı. Dokusunun bozulmaması lazım. Hı hı. Sanayi girdiği yan o tabiat harikası olan, o yeşil cenneti olan İznik bozulacak. İznik'e can veren göl... bozulacak. Gölün içinde yetişen onlarca can. Tür balık yok olacak. Diğer belki yüzlerce tür yok olacak. Kuş türleri var, başka böcek türleri var. O türler de yok olacak. Bu anlamda İznik'in nüfusun planlamasını yaparken biz şu anda merkez nüfusunu 50 bin olarak planladık. Yani köylerle birlikte? Köylerle birlikte 100 bin civarında bir nüfusa sahip olacak. Yani en son haddi bu. En son haddi 753 kilometre kare alana sahibiz. Büyük bir alanı var. Fakat biz bu alanların tahrip edilmesini istemiyoruz. Kısıtlamaya gidecek misiniz? Gittik zaten. Gittiniz. Artık yani 5 binlik 10 binlik planlarımızı yaptık. Hı hı. Burada daha bizden sonra gelecek arkadaşlarım tahrip ederler mi etmezler mi bilemiyorum. İnşallah vatandaşlarımız da bunların tahribatına müsaade etmezler. Çünkü evet. İznik İznik olarak kalmalı. İznik yeşilin cenneti olarak kalmalı. İznik tarihin cenneti olarak kalmalı. Eğer bunu bozarsanız o zaman bugün İstanbul'a buraya gelinceye kadar 50 kilometrelik yolu ben 2,5 saatte geldim. Allah kimseye böyle ızdırap çektirmesin diyorum. Yani onun için diyorum ki İznik en güzel şekilde, en güzellikle birlikte yaşanması lazım. Yaşamak istiyorsanız gelincikte çok böyle katlı katlı binalara, çok çok büyük büyük binalara yapmanıza gerek yok. İznik'te ufacık bir binada da huzur ve mutluluk içerisinde yaşayabilirsiniz. Çünkü İznik'in havasıyla
o enerjiniz has safhaya yükselecektir. Evet. İlkten almış olduğunuz oksijenle birlikte bütün bünyenizin, bütün hücreleriniz tazelenmiş olacak. Öylesine güzel, öylesine mükemmel bir yeri. Yani şu anki bizim en büyük projelerimizden biri bu. Asla İzni çok fazla büyütmeyeceğiz. Sanayi kenti yapmayacağız. Tamamen İzni tarım, tarih ve turizm kenti olarak işleyeceğiz. Çünkü ben ilk belediye başkanı olduğum zaman İzni'ye ben 3T formülünü uygulayacağım demiştim. İzni'ye bunu uygularsak İzni'nin yani bacasız sanayiyle kalkınması çok kalkınmasına çok müsait bir yer. Tarım, tarih, turizm. Turizm. Bunlar üçünü aynı pota içerisine koyduğunuz zaman 3T formülünü uyguladığınız zaman ki şu an 3 aşağı 5 yukarı uygulanmış durumda. Biz göreve geldiğimiz zaman İzni'nin altyapısı yoktu. Yani şimdi turizm kenti olan bir yerde altyapısı olmazsa turizm kenti yapamazsınız. Olmaz. Temiz hava solunuyorsa orası temiz turizm kenti olmaz. Suyu çeşmeden içemiyorsanız orası turizm kenti olmaz. Hemen kolları sıvadık ya Allah bismillah dedik. Önce kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyunu tamamladık. Şu an bu üç başlıkta bir problemimiz var mı? Yok, şu anda herhangi bir başlığımız onu ifade etmeye istiyorum. Altyapıya hızlı bir şekilde girdik ve herkesin hayal dediği doğalgaz olayımız var. Herkes hayal dedi. Herkes dalga geçti. Klavye kahramanları aldı eline kalem kağıdı. Klavye kahramanları her dönem vardı. Ya vardır ama bu kadar da olmaz. Yani artık bu sizin kanalınıza ben sitem edeceğim kardeşim. Yani doğalgazı bin bir zahmetle getirdik. Evet. Bizim Bursa Gaz'ın genel müdürü bir Alman vatandaş. Almanya'nın daha doğrusu. Ben adama 40 kere gitmişim. Neredeyse ayaklarını öpmüşüm bu sayede. En sonunda demişim ki kardeşim bizim nüfusumuz 40 bin civarında. 43 bin yani köylerle beraber 43 bin civarında olan bir nüfusumuz var. Ve sanayimiz yok. Doğalgazı kurtarma şansımız yok. Adam en sonunda diyorum ki adam diyor ki bize kardeşim ben size doğalgaz yapamam. Çünkü ben bir şirketim doğalgaz kurtarmaz. Haklı o kendini. Maliyetlerden dolayı. Maliyetini kurtarmıyor. Çünkü yani 20 yılda amorti etmiyor bize harcayacağı para. En son dedim ki kardeşim ya siz hiç dininize, inancınıza, imanınıza sahip çıkma huyunuz yok mu? Sahip çıkmaz mısınız dedim. Adam bana bir kız ne demek istiyorsun der gibi gözlerim içine baktı. Ya siz Nikia'ya gaz getireceksiniz kardeşim. Nikia'ya gaz vereceksiniz dedim. Adamın gözlere inanır mısın bu kadar oldu o zaman. Ve o zaman Bursa Genel Müdürü, Bursa Gaz'ın Genel Müdürü dedi ki madem kardeşim bak başkan ne diyor? İzdik Nikia mı diyor? Yani İzdik'in Nikia olduğunu bilmiyor mu? Evet. Hemen yarın başlayın diyor. Hemen başlıyoruz. İşte bu tarih bilginliğinizden siz bu bilgiye sahip olursanız o hizmeti almış olursunuz. Bunu bilmiyorsanız işte böyle bekler. Kesinlikle. Bunu işlemez. Bazı yerlerde işlenmesi lazım bazı şeylerin. Şimdi bunun patronunu bu adam yapacaksa o damardan girip... Klavye kahramanları çok mu rahatsız etti? Klavye kahramanı bakın ben bir doğalgaz borularını döşemeye başladık. Atılan maç bu Facebook'larda telefon. Osman Sargın sizi kandırıyor. O boruları mahsus gömüyor. Aynen bu şekilde yazdı. Neyse bunlar çok önemli değil. Olabilir, kandırıyor olabilir. Ama asıl veren bir 11 ay sonra, biz 11 ayda bitirdik. Çok hızlı bir şekilde girdik. 11 ay sonra da açılışını gerçekleştiriyoruz. Doğalgazı yakıyoruz ya yanıyor. Abi kardeşim yanıyor işte. Yani senin gözlerinde mi görmüyor? Hadi kalbin hissetmiyor, kulakların işitmiyor. Gözlerinde mi görmüyor? Doğalgaz yanıyor. Herler ne diyor biliyor musun? Sizi kandırıyorlar. Onu diyor tüpten yaktılar. Şimdi İzni tamamı doğalgaz kullanıyor. Bu ülkede bir sorun var. Klavye kahramanlarıyla gezi zekalılar biraz fazla devrede. Dolayısıyla bunların da inşallah bir an evvel doğru yolu bulup gelmesi. İnşallah. Temennimiz Allah size etmesin diyoruz. Evet, yerel yönetimler noktasında da sizlere iyilik noktasında, tebliğ noktasında bir faydaları varsa sizleri bulması bizler için umut vericidir. Ben özellikle şu son zamanlarda yabancıların İznik ekseninde ilgiyle İznik'i takip ettiklerini farkına vardım. Özellikle Amerikalı bazı şirketler, eğitim kurumları İznik'le ilgili bir takım planlamaları var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Böyle bir hedefleri var mı? Amerikan kolejlerinin oraya taşınması söz konusu. O İznik'in tarihine sahiplenme noktasında bir takım çalışmaları var. Bunları nasıl görmek lazım? Şimdi öncelikle yani İznik'in tarihine biz sahip çıkacağız. Biz hiç kimseye İznik'in tarihini mani etmiyoruz. Bizim tarihimizin evet, çalmalarına biz müsaade etmiyoruz. Biz tarihe saygılıyız. Medeniyetlere saygımız, sevgimiz sonsuz. Eyvallah. Ama İznik'in bir anlamı var kardeşim. Hı hı. İznik Türkiye Devleti'nin ilk başkenti. Bunu böyle göreceksiniz. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk başkenti neresi? İznik. Evet.
Türkiye İzcik'te kurulmuştur. Ben bunu bu şekilde değerlendirdim. Ata mirası olarak bakmak lazım. De, bu, efendim? Ata mirası olarak bakmak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Çünkü Orhan, Ertuğrul Gazi'den sonra İznik'in alınması ve ilk Selçuklu Süleyman Şah İznik'i aldığı zaman Selçuklu'nun ilk başkenti olarak yapıyor. Evet. Ve o dönemde sizin şu buraya kadar geliyorlardı. Burada Bizans İmparatorluğu var İstanbul'da. Bin herhalde 25 yıllarında falan. Burada Bizans İmparatorluğu var. Bizans. Yani o Bizans'ın diplerine girdi. Artık öyle o hale geliyorlar ki Bizans'ın kale komutanlarının atanmasında Selçuklular diyor ki durun bakayım ya o olmayacak, bu olacak, o olmayacak, bu olmayacak, bu kadar müdahil olacak duruma gidiyorum. Ama her dönem olduğu gibi o döneminde Haçlıları bir araya geliyor. Güçlenen, filizlenen, büyüyen, kök salan bu Türkiye'yi yok etmek için yedi düverle birlikte saldırıyorlar. Ve ister istemez ondan sonra geriye çekilmek zorunda kalıyor. Ve daha sonra 1300'lü yılların başlarında da artık Osmanlı İmparatorluğu olarak Anadolu Selçuklu Devleti'nin hemen sonra Orhan Gazi marifetiyle de Orhan Bey'in İznik fethiyle de Osmanlı İmparatorluğu'nu oluşturmuş oldu. İznik böylesine bir anı. Ben bu tarihe sahip çıkmam. Evet, Bizans'ın başyeri, Roma'nın başkenti, Bizans'ın, Bitinya'nın başkenti. Hatta Nuh'un oğlu Samet'in orada yaşadığı, orada bir krallık kurduğu söylemleri var. Daha ispat edilmiş değil ama böyle şeyler de var. Ama benim sahiplenmem çok farklı. Ben binli yıllardan sonra olan İznik'in şu an belediye başkanıyım ve o tarihe inancım çok farklı ve yine 1300 yılların başında bugün dünya İslam yaşıyorsa büyük bir bölümü Osmanlıların sayesinde bu İslamiyet'te yaşanmıştır. Her ne kadar Endülüs Emevi Devleti İspanya'da hüküm sürdüyse de o pek fazla açıldı da İslam'ı yayamadı. Sadece o Endülüs İspanya bölgesinde hakim sürdü ama Osmanlı Viyana kapılarına kadar İslamiyet'i götürdü. Yani İznik'in sayesinde diyorum. İznik'in Süleyman Paşa ilk medresesi Süleyman Paşa Medresesi İznik'te kurulmuştur. Bu sayede yetişen ulemalar da medeniyeti yaymışlar dünyanın dört bir tarafına. Böylesine anlamlı bir yerde belediye başkanıyım. Tabii ki benim Roma'ya da saygım var, Bizans'a da saygım var, Bitinya'ya da saygım var. Ama İslam medeniyetine ve Osmanlı kültürüne, Selçuklu kültürüne daha büyük saygım var. Onun için bu anlamda da İznik'i ben değerlendirirken bu şekilde. Amerikan kolejlerin ilgisi. Şimdi, yani Amerikalılar sadece kolej... Amerikan değil. Yani beni her gün, her dünyanın her yerinden arayanlar var. Amerikalılardan arayan var. Hatta İngilizlerden arayanlar var. Neden yani? İznik sebep... Şimdi İznik'te yani kolejden ziyade büyük arazi peşindeler. Ve büyük arazi, mesela geçen bir ara Disneyland'ı İznik'e kurmayı planlıyor. Anlıyorlar. Disneyland deyince gerçi bana biraz cazip geldi. Allah ver şimdi Disneyland'ı ben İznik oluşturabilirsem İznik herhalde uçar diye düşünüyorum. Ama işte o tahribatta peşinde gelmez mi? Kesinlikle tahribatta peşinde gelin. Ben önce kastım. İstedikleri alanda 200-300 dönümlük bir en az 300 dönümlük bir arazi istiyorlar. Hazine arazisi yani arsa ofisi olarak sizin üretebileceğiniz. Hazine de olsa, belediyenin de olsa, vatandaşın da olsa sonuçta o benden geçecek. Yani evet. Belediyeden geçecek. Eğer ben orada tahribat olacağına inandığın zaman Disneyland değil ne işlerlerse isterim ben orada dur derim. Evet. Yani her türlü riski göze alarak dur derim. Çünkü ya ben gelecek nesillere güzel bir İznik bırakmak istiyorum. Bizden sonraki kuşaklara güzel bir yer bırakmak istiyorum. Yani ben orada doğmuşum. Ve ben doğduğumda çok fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Ben ilkokuldayken el arabasında hammallık yapmışım. Daha sonraları simit satmışım. Ve gün gelmiş, memurluğa başlamışım ve il müdürlüğüne kadar bütün görevlerde görev yapmışım. En son Bursa Çevre İl Müdürlüğü'nden emekli olarak siyasete atılmışım ve Cenab-ı Hak da belediye başkanlığını yapmış. Yapmayı nasip etmiş. Neden? Yani İznik'te doğduğum için belki de ben bu fıtratı bu şekilde değerlendirmemizi. Onun için benim İznik'e karşı büyük bir sorumluluğum var. Büyük bir vebalim var. Bu vebalin altından kalmamak için en güzel şekilde değerlendirmek istiyorum. Ve hizmetlerimi en güzel şekilde yapmak istiyorum. Ben mesela belediye başkanı aday olduğumda vatandaşlar işte, ey ahali, ey arkadaşlar beni belediye başkanı yaparsanız
Ben size yeni bir belediye binası yapacağım, yeni bir kültür merkezini yapacağım, yeni bir huzur evi yapacağım, yeni bir balık pazarı yapacağım, köy konakları yapacağım, yaz sebze meyve alım merkezleri yapacağım, yapacağım. Saydım. En sonunda bir de gene klavye kahramanları yazdı. AK Parti Belediye Başkanı adayı Osman Zargen mangalda kül bırakmıyor. Sizi oyalıyor. Evet. Ben dedim ki benim iki tane rejimim, o zaman Recep Tayyip Erdoğan başbakanımızdı. Recep Altepe'de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız. Benim iki tane cebim var. Evet benim param yok ama abilerim var. Ben onlardan bu paraları alıp yaparım dedim. Allah'a şükürler olsun. 4 yıl bitti belediye başkanlığında. 4 yıl bittikten sonra belediye binasını İznik'e kazandırdık. Huzur evini İznik'e kazandırdık. Kültür merkezini İznik'e kazandırdık. Balık pazarını İznik'e kazandırdık. Söylediğiniz projeleri tek tek yaptınız. Yani ben şu anda söylemiş olduğum projelerin %99'unu yaptım. Bir tane kaldı. O da otogarım kaldı. Otogarda yap, işlet, devret modeliyle bir vatandaşa devredeceğiz. Çünkü otogarda büyükşehirin kapsamında olduğu için bizim pek fazla yetkimiz yok. Onu özellikle büyükşehire yaptıramıyor musunuz? Ya tabii ki önce büyükşehir tarafından yapılacaktı ama ondan sonra bir takım nedenlerden dolayı biraz sıkıntılar var. Ekonomik nedenler diyebilirim. Evet yatırım. Evet yatırım nedenlerinden dolayı. Ama ben bir vatandaşı tespit ettim, büyükşehir'e teslim ettim. Büyükşehir de onlarla pazarlıklar... Gerekli çalışma yapıyor. Peki başkanım gelelim imar durumuna. Evet. İznik'te genelde yoğunlaşma olarak imar talebi var mı? Şimdi İznik'te 1995 yılından yapılan bir imar planımız var. Bu imar planı haricinde yani imara açılan yerlerimiz var. Bunun haricinde yeni bir imara açılan yerimiz yok. Ama evet. Biz ne yaptık? Sıkıntılarımız vardı. İznik'in sur içi ve sur dışı diye yerleri var. İznik'in 4970 metre uzunluğunda yani Türkiye'nin ikinci büyük surlara sahip olan İznik. 4970 metre uzunluğunda sur var. O surun içerisinde bir İznik var. Evet. Bir de o surların dışında bir İznik var. Ve burada İznik'in içerisinde yapılaşma bizde genelde iki katlıydı. Biz bu ve binaların büyük bir bölümü 3 kattı. Yani 3. katları kaçaktı öyle söyleyebilirim. Biz yeni bir planlama, bir revizyon yaparak, imar planına değişik yaparak İznik sur içini 3 kata çıkarttırdık. Sur dışı da yine 2 kat, bazı bölgeler 3 kattı. Sur dışını da 2 katlar 3 kat, 3 kat olan bölgeler 4 kat yaparak yani yeni imar yeri açmadan mevcut imar alanlarında kütleleri çoğaltarak yeni bir yapılaşmaya doğru gittik. Şimdi benim şu İznik'te öyle bir toprak var ki yani İznik'in topraklarına bir insanın tersinden dikin 8 tane insan çıkar. Yani böylesine bereketli bir toprağa sahip. İznik'in toprakları yıl 12 ay ürün elde eder. Ocak ayında brokoli Brüksel'den bir başlarsınız. Aralık ayında zeytinden çıkarsınız. Öylesine bir toprak var. En az 2 kez mahsul ekilir. İznik'in genelde ekolojik yapısında daha çok tarımsal olarak ne elde edebiliyoruz? Yani şimdi o soru İznik için çok basit bir soru. Ne elde edebiliyoruz derken aklınıza ne geliyor? Hepsi mi? Manava gittiğiniz zaman aklınıza yani ne geliyor? Yani o toprak diyorsunuz acıyı da tatlıyı da hepsini yaşatıyor mu? Bakın manava gittiğiniz zaman şöyle manavayı bırakın. Tropikal iklim meyveleri hariç. Hepsi. Muz falan o tür şeyler hariç. Aklınıza elma, armut, kiraz, vişne, portakal, mandalina aklınıza ne geliyor? Ne bileyim ben yani İznik öylesine bir yer. Çünkü zaten az sözümün başında dedik ya medeniyetler ilk hedef İznik seçmişler. İznik gölü sayesinde İznik çok verimli bir toprağa sahip. Çok güzel bir havzaya sahip bir yer. İznik'in iklimi de hiçbir yere benzemez. Mesela İstanbul'da sel götürür İznik'e bir şey olmaz. Burnumuzun dibinde Bursa'da yağmurlar yağmaz İznik'e bir şey olmaz. Ha İznik'te şakır şakır yağmur yağar ne Bursa'ya yağar ne İstanbul'a yağar. İznik kendine has bir yer. Cenab-ı Hak bölgeleri yaratırken İznik'i özüne bezene yaratmış. Rızıkları dağıtırken de... Of'tan farklı mı? Of'tan çok farklı. Of'un... Şimdi müzik filmler çok farklı. Şimdi cana bak. Evet. Rızıkları dağıtırken İstanbul'a bir kepçe vermiş. Bursa'ya bir kepçe, Yalova'ya bir kepçe atmış. İznik'e geldiği zaman bir tencere bir olduğu gibi boca etmiş. Bütün bereketler İznik'in üzerine serpmiş. Peki İznik'in ekolojik şeysine baktığımızda coğrafya göl oluşumu tarihsel olarak bilgisi nedir? Örneğin kilisenin bildiğim kadarıyla gölün altında kilise var vesairesi birçok. Şimdi bazalikamız evet gölün altında. Şöyle söyleyeyim ben. Göl İznik'le birlikte var.
İznik'in oluşumuyla birlikte zaten çok eski kaynaklarda yani, göl. Bitinya döneminde yani milattan önceki dönemlerde göl var. Göl var. Sonraki mesela o şu anda gölün içerisinde olan bazilika, hatta onun yanı başında da bazılarına göre Senato Sarayı, bazılarına ismi konmamış bir sarayın kalıntıları var. Hı hı. Yani orası tamamen sahil şerit şeklinde. Hı hı. Fakat İznik'te 7 büyük deprem olduğu söylenir. Bu depremler sayesinde gölde çöküntü oluşmuş ve göl İznik'e doğru artmış. Arttığı için o bazilika suyun içerisinde kalmış. Zaten bazilika dediğim şey suda kenardan bir 30-40 metre içeride olan bir yer. Hristiyan dünyası özellikle kiliseyle ilgili bir çalışma yaptı mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. 2011 yılına kadar bizim bugün Ayasofya Camii bakımsız bir vaziyette sadece müze anlamının şeklinde kullanılıyordu. 2011-2012 yılından sonra 2012'nin Kurban Bayramı'nda restorasyon tamamlandı ve o Ayasofya'nın bir bölümü cami, diğer bölümü de diğer insanların, diğer dinlere mensup insanların ziyaretine açık hale getirildi. Şimdi benim İznik Belediyesi'ne ait bir information bürom var. Bu büroda da hemen bu Ayasofya Camisi'nin dibinde gelen gidenlerin kayıtlarını orada tutuyorum. Ortalama 15 bin ile 20 bin arasında şu an gelen turist sayısı. Yani information bürosuna uğrayan turist sayısı 15 bin ile 20 bin arası. Ama bunların %10 ile %15'i yabancı. Geri kalan %85'i yerli turist. Yani İstanbul, Ankara, İzmirli, Konyalı vesaire falan filan. Ama bunun sebebi de dünyada Türkiye'ye karşı yürütülen bir algı operasyonu var biliyorsunuz. Türkiye ben yani bu arada bizim İspanya'da, Fransa'da ve birçok yerde kardeş şehirlerimiz var. Orada irtibatlarımız sürekli devam ediyor ve orada hala Türkiye'nin bir savaş alanı olarak mesela Almanya'da gösterenler var. Almanya'da Türkiye savaş alanı olarak gösteriliyor. Ben geçen Almanya'daydım. Ya dedim yapmayın Allah'ınıza bu kadar zalim etme olmayın, bu kadar zulmetmeyin insanı. Bırakın insanlar gitsinler, geçsinler, dünyayı görsünler, İznik'i görsünler. Dünyada nasıl güzel şehirlerin var olduğunu bir görsünler. Ama halen Türkiye savaş bölgesi. Kasıtlı bir operasyon. İşte bunun etkileri de yabancı gelmeden. Yani bu zaten sadece İznik için geçerli değil, Türkiye'nin bütün yerleri için geçerli. Peki, gelelim şimdi Büyükşehir Belediyesi yasasıyla birlikte İznik'e evet birçok şey kazandırdınız, onu biliyoruz. O klavye karamanlarına cevabı vermişsiniz, o çok güzel. Büyükşehir'le ilgili yasalarda yeterince pay alıyor musunuz? Yapmak istediğiniz projeleri tam manasıyla yapabiliyor musunuz? Biraz şimdi, zor evet, bir mayınlı yani bir soru ben, ama. Allah'a şükürler olsun. Hı-hı. Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim. 30 yıl devlet memurluğum var. Bu devlet memurluğum sırasında görev yaptığımız birçok arkadaşımız ya milletvekili oldu. En küçüğü ben kaldım, onu da söyleyeyim ya. Yahut da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı oldu. Recep Tayyip Erdoğan'la da birlikteliğimiz var çünkü. Ben İstanbul Cağaloğlu'nda ondan birlikte kalmıştım. O Gençlik Kurulları Başkanı'ydı. Biz Milli Türkler Birliği Başkanlığı yapıyorduk. Orada Sülistan Paşa yurdunda. O zaman da bizim abimiz de gelir bizlere ders verirdi. Biz de onu saygıyla, sevgiyle izlerdik. O dönemin ve o günlerden bugünlereki olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız birçoğu, kimisi genel müdür, kimisi milletvekili, kimisi bakan, bu anlamda her türlü desteği aldı. Benim 30 milyon bütçem var abi. 30 milyon. O kadar. Yani çok minik bir bütçem var. Ama ben şu 4 yılda yapmış olduğum yatırım 300 milyonun üzerinde. Sadece yatırımdan bahsediyorum. Bunu nasıl yaptık? Geri bölümünü Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne aldık. Yani bir bölümünü değil, çoğunu almışsınız. Bir bölümünü bakanlık. Ben şimdi ya kullanmış olduğum arabaların Çevre Bakanlığı'ndan, Belediyeler Birliği'nden araba almayan Türkiye'de örneği yok. Gittik. Recep Altepe'yi de tekrar analım. Çok sevdiğim, değer verdiğim belediye başkanlarımızdan biriydi. Sanıyorum birçok ilçeye araçları hibe ediyordu. Evet. Size yeterince yapmadım. Ama ben şimdi Büyükşehir o konuda yüklendim. Ben diğer konularda yüklendim. Belediyeler Birliği'nden araba aldım. Hı. Çevre Bakanlığı'ndan araba aldım. İki tane hayır kurumundan... Kaynakları iyi değerlendirdiniz. Efendim? Kaynakları çok iyi değerlendirdiniz. Kaynakları müthiş bir şekilde iyi değerlendirdim. Evet. Benim ismim öyledir zaten biraz. Osman isterse alır. Mesela. Öyle mi? Öyledir. Peki. Ben istersem gerçekten alırım. Yani Allah'a şükür. Ha, bu alma meselesi de yani o güveni vermiş. Mesela benim makam arabam çok eski bir arabaydı, onu söyleyeyim.
Arkadaşım bir dedim ya arkadaş sana bu kadar mal varlığı vermiş. Biz de hizmet üretmek için koşuyorduk. Renault Megane vardı benim şeyi. Ankara'ya gidip geldiğim zaman hoş şakip oldu. Renault Megane'den gittiği zaman ne olur? Vereyim abi dedi bu arabayı vereyim dedi. Çok düzgün bir araba. İyi bir etti mesela. Böyle. Geçen bizim orada Darka tatil köyümüz var. Ama bu dedim, toplumla sıcak ilişkilere bağlıdır. O ya, sıcak ilişkilere neye bağlarsanız bağlı. Evet. Ben insanları seviyorum. İnsanların da beni sevdiğine inanıyorum. Geçen bizim orada Darka tatil köyümüz var. Ya abi bak genelde oranın sakinleri de İstanbul'dur. Dedim abi bak izleyin havasından suyundan istifade ediyorsunuz. Bak izleyin de böyle hasta nakil aracısı. Hayır yap, Darüşşafaka Derneği de var onların. Siz hayır yapan kurumlarsınız. Hadi bakayım bir hayır yapın. Ne alayım size dedi. Bir hasta nakil aracı alın bana dedim. Gittiler bir hasta nakil aracı aldılar geldiler. Ben yani, burada müsaadenizle özellikle izleyicilerimize, İznik'teki hemşehrilerimize bir mesaj vermek istiyorum. Bir belediye başkanı düşünün ki bütçesi kısıtlı ve alanı çok geniş büyük. Yatırımları noktasında bu bütçeyle mümkün değil. Ancak 15-20 yılda yapabileceğini yapıyor. Ama görüyoruz ki 300 milyon liralık bir yatırımı yıllık ortalamasına 4 yıla verdiğinizde 120 milyon, 3 katı siz yatırım yapmışsınız. Böyle bir belediye başkanı sakın boş bırakmayın. Çok net söylüyorum. Nedeni de şu. Birçok belediye bırakın kaynakları kullanmayı, kaynakların nasıl talep edeceğini dahi bilmezken bu kadar kaynakları iyi bilip yol yordamını da bilerek de bölge halkına kazandırıyorsa bizlerin de baş tacıdır. Onu da tekrar açıkça eyvallah, ifade edelim. Teşekkür ediyorum. Bu anlamda özellikle Osman Sargın başkanımıza sahip çıkmanızı biz istiyoruz. Nedeni de şu. Sizler için istiyoruz. Bizden bir alıp veremedi yok. Ama İznik halkı gerçekten doğru oradan yatırım alabiliyor ve sizlere de hizmet edebiliyorsa ne mutlu size. Bu anlamda özellikle önümüzdeki süreçlerde de sahip çıkmanızı arzuluyoruz ki bir sonraki geldiğimizde sanıyorum o zaman o tatil köylerine birlikte gideceğiz. O zaman da halka da doğrudan hem tanışmış olacağız hem de cevap vermiş olacağız. Ben tekrar şuraya gelmek istiyorum. Örneğin yatırımcı İznik'e geldiğinde hangi alanlarda daha çok yatırım yapmasını istiyorsunuz? Ben şimdi zaten yatırıma bütün televizyon programlarında şunu söylüyorum. İznik'e bana turizm yatırım için gelin. Turizm yatırım turizm için, başlığı evet, adı altında. Evet turizm başlığı adı altında. Ama gereken bana da 7 yıldız otel yapacağım diye gelmeyin. 7 yıldız doğa, otel turizme yapacak kalacak adam gelecek Bursa'da kalacak. Artık İstanbul 45-50 dakika gelecek İstanbul'da kalacak. Bana evet, gelecek insan doğa turizmin içerisinde doğayla iç içe yaşayacak insanları oraya cezbedecek şekilde yatırımlarını yapması lazım. Bu anlamda da zaten ben yine hibelerle iş yaptım. BEPKA'dan proje yaparak bungalovlar yaptım. 14 tane ev yaptım. Bir tane restoran yaptım işte yanlı başına diğer müşteminatıyla birlikte. Yani güzel ya işlet devlet mi yoksa size yok, bağlı yok, bir şey mi? Şu anda mecburen 3 yıl kendim işleteceğim abi. Şu an neden? Yani tamamen kendimiz yaptık. Yerli üretim öyle söyleyeyim. Öyle mi? Tamamen. Bundan yeterli düzeyde verim elde edebiliyor musunuz? Tabii ki işte onu izah etmeye çalışıyorum. Buyurun. Şu anda zaten eğer ben o bungalovda kalacağım diyorsanız en az 10 gün evinden randevu almanız lazım. O kadar 14 da iyi evim olduğu için yetmiyor. İnşallah tekrar bir proje yapıp orada birkaç tane ufak ufak butik otel 10'ar kişilik 15'ar kişilik butik otel yapmayı da planlıyorum. Yani muazzam bir manzara. Sanıyorum biz oraya geldik başkanım. Dostlar grubu olarak geldik biz. Bungalov evlerle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızdan geldik. Bir tur olabilir yani o şeyde birkaç yıl önce geldik biz. Evet olabilir. Gelmiş olabilirsin. Hatırlamıyorum. Ama ben hatırladım. Şimdi biz onu yaptıktan sonra yatırımcılar bu evde mesela hemen karşımızda Candarlı Mahallesi'nde yaptılar. Yine bungalov yaptılar. Hemen yine Çamoluk Mazlum bir işletmeci tarafından taş evler yapılıyor. Yani bana gelen yatırımcıyı ben bu şekilde yönlendiriyorum. Doğa turizmi kapsamında değerli. Kesinlikle. Evet. Yani İznik'te ya 5 yıldızlı otele pek ihtiyaç olduğuna inanmıyorum. İnananlardan biri değilim. Yani şu andaki otellerimiz zaten 600-700 yatak kapasiteli otelimiz var. Mevcut otellerimiz var. Düzgün. Yani her ne kadar 5 yıldızlı değilse 1-2 yıldızlı. Yıldız olmasa var da 3 yıldızlı oteller kadar konforlu otellerimiz var. Bizim otellerimiz gayet şık, temiz ve güzeldir ve fiyatları da uygundur zaten. Bu anlamda zaten biz de diyoruz ki gelin kardeşim benim çok güzel böyle yeşil alanlarım var ve manzarası çok düzgün göle hakim tepelerim var, alanlarım var. Bu alanlara bungalov yapın veya taş evler yapın veya buna benzer şey yapın veya sağlık turizmiyle ilgili
bir şeyler yapın. Hatta şimdi sağlık turizmini ilgili bir vatandaşla görüşmemiz var. Yine bizim Atiye diye bir mahallemiz var, orada bir yerimiz var. Orada sağlık turizmiyle ilgili sağlık yatırım yapmak isteyen bir kardeşimiz var. Bir de yine yukarı köylerden birine eğitim. Nasıl bir eğitim? İstanbul'u, sizin İstanbul'daki kardeşlerimizin çocuklarını toplayacaklar. Domatesin nasıl yetiştirildiğini, eriğin dalında nasıl durduğunu hem gösterecekler hem eğitim verecek. Doğa ile iç içe doğa eğitimi verilecek. Böylesine bir okulda yapım için şu anda çalışmaları var. Biz zaten tek şeyimiz bu. Bana sanayi için gelmeyin diyor. Bana fabrika için gelmeyin diyor. Fabrika kurmak istiyorsanız başka bir yere gidebilirsin diyoruz. Peki. Başkanım, biz bir reklam arasına gireceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Peki efendim. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İznik Belediye Başkanımız Osman Sargın bugün konuğumuz. Aslında tarımdan, topraktan İznik'e kadar birçok şeyi konuşmuş olduk ama buradaki en önemli hususlardan biri. Bundan sonra da yatırımcı derken yatırımcı sadece kültür turizmi açısından doğa turizmi vesairesi dedik ama en önemlisi şöyle bir baktığım zaman zeytinyağını görüyorum. Evet. Zeytini görüyorum. Bir de çiniyi görüyorum. Vazo halinde süs, biblolarla birlikte neyi amaçlıyoruz daha çok? Önümüzdeki süreçlerde neye yatırım yapacağız? Önce çininden ben size bahsedeyim. Peki. Selçuklulardan miras kaldı. Arkadaşlar onu verebilir miyiz, çiniyi böyle bir detaylandıralım? Yani, evet. Çini bize Selçuklulardan miras kaldı. Evet, onun bize üzerinde de figürleri anlatalım. Her desenin bir anlamı var. Lale, peki. Allah temsil eder, karanfil. Örneğin şuradan ifade edin hocam. Şöyle. Bak, şurada laleli kısmı var mıdır? Yok. Bunun karanfilli kısmı. Karanfilli kısmı. Yani bu bütün desenleri hepsinden her şey bir şey mana ediyor değil mi? Hepsi ayrı apayrı mana eder. Bu birinci şık. İkinci şıkkı da bugün dünyanın en önemli eserlerini Çinlilerle süslenmiştir. Neden? Hı hı. Özellikle İznik Çinisinden bahsediyorum. Diğer yerlerde. Yurt dışına da çalınan çok Çinimiz var. Tabii tabii. Yurt dışına bütün şu an bile büyük eserlere yani hepsine İznik Çinisi Mescid-i Aksa'ya dahi götürdüler. Oralara götürüyoruz. İstanbul'da şu anda yapılan camiye yine İznik Çinilerle süslüyoruz orayı da. Çamlıca Camii. Evet, Çamlıca Camii'nde İznik Çinilerle süslüyoruz. İznik Çinisi başka bir özelliği de insanın ruhunu rahatlatıyor. İznik'in ruhunu ferahlatıyor. Atalarımız bunu boşuna kullanmadılar. Bak bir özelliği var. Yani tabak olsaydı burada gösterirdim ben size. Canlı canlı. Bir sonraki Çinisi rutubeti önlüyor. Alın tabağı, bir bardak suyu boca edin. O suyu olduğu gibi emer ve buharlaştırır. Yok eder abi. Rutubeti yapmaz. Mesela bir başka yerde yapılan onlara ben toprağından mı kaynaklanıyor? Bizim Çin'in içerisinde %70 civarında kuvars vardır. Hmm. Kuvarstan kaynaklanan bir şey. Yoksa diğer Çinlerde normal bildiğimiz seramiktir. Onu da İznik Çinisi diye yapıyoruz. Kuvars o toprak farkıdır değil mi? Evet, toprak farklılığının. O toprak farklılığından dolayı da hem insanın oksijen ürettiği için de insanı ferahlatır. Japonlar bununla ilgili son zamanlarda seramik ürettiler. Özellikle nemli alanlarda ve lüks konutlarda bunu uygulamaya başladılar. Şimdi bakın kardeşim, ürettiler de 30 yıl sonra patır patır dökülüyor. Bütün camilere 30 yıl evvel farkındaysanız yine yani bu Çin'e benzeterek işte Kütahya'dan veya başka bir yerden evet. Çin'in şekli diye seramiklerle kaplı. Kütahyalılar duymasın. Neyse yani artık ne yapalım, ben bu atalarımızdan bize miras kalmış olan bir şey, biz icat etmedik. Osmanlılar evet. Bunu yaparken bugün izleyin, gelin Yeşil Camii'ye geldiğiniz zaman orada yani 1400'lü yıllarda yapılmış yani 700 yıldan beri ışıl ışıl duruyor. Peki. Yani diğer bizim hamamlara gelin 700 yıldan beri 800 yıldan beri ışıl ışıl duruyor. Dünyanın dört bir tarafına gidin, Berlin'e gidin, oradaki müzedeki bizim Çinlerimizi görün, ışıl ışıl duruyor. Ben geçenlerde şeye gittim, İspanya'ya gitme şansım oldu. Oradaki saraylar yine İznik Çinisi'nde süslenmiş, ışıl ışıl duruyor. Ama sizin bahsettiğiniz o Çinliler ömrü 20 ile 30 yıldır patır patır patlar. İznik Çinisi hem ısıya hem sıcağa hem soğuğa dayanıklı olduğu için o parlaklığını, o orijinalliğini muhafaza eder.
İç zeminlerde de rutubeti önler, insana huzur ve refah verir. Ben şunu gördüm. 94 yılın 95 yılındaydı. Körfez Belediyesi'nden biz çini aldık. Yani süsleme çinilerini aldık. 5 yıl içerisinde dalgalı bir şekilde kırılmaya başladığını gördük. Yani kuraklık bir şekliyle, yani topraklardan mı kaynaklanıyor, kuarzdan mı kaynaklanıyor? Bunlar döküldü. Sonra daha sonra biz mimarımızla birlikte İznik'ten yaptırdık, getirdik. Onlar halen orijinal şekilde duruyor. İznik çinisini ben iddia ediyorum 500 yıldız zeminde hiçbir şey zarar görmedi. Evet. Peki gelelim zeytin kısmına. Şimdi onun anlamda şunu da söyleyeyim bu fırsatı gelmişken. Buyurun. Şimdi bizim için İznik çinisi çok anlamlı. Bu anlamda biz şimdi 29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da İznik Çini ve Sanat Festivali'ni düzenliyoruz. Hı hı. Bu uluslararası çapta yapıyoruz. Şu anda 6 tane ülke misafirimiz olarak geldi. 6 tane ülke katılıyor bu festivale. Sizin aracılığınızda 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz... Tekrarlayalım. 29, hı hı. 30 Haziran ve 1 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz Çini Sanat ve Folklor Festivali'ne tüm Türkiye'yi sizin aranızda davet ediyorum. Peki. Ev sahibi olarak onları da ağırlıklar. Bizler de sevgili yönetmenim, tekrar o tarihlerini not alarak yayınlarsanız sevinirim. Kayca başlığı içerisinde kullanırsanız daha mutlu olurum. İsterseniz tekrar ifade edin. Tekrar tarihini verelim başkanım. 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz'da tamam. İznik Çini Sanat ve Folklor Festivali. Tüm Türkiye davetlidir. Bütün ülke davetlidir. Peki. Evet. Burada da bizler de sizlerin hislerinize tercüman olur. Evet. Yine bir diğer değerimiz, hemen vakitimizde daraldığı için hızlı bir şekilde girmem lazım. İznik zeytini. Bugün gelmek tipi olarak piyasada sunulur. İznik zeytinin hem aroması hem damak tadı çok farklı olan bir zeytin. Hı hı. Ve ben iddia ediyorum. Ben iyi bir zeytinciyim hocam. İyi zeytinciysen şimdi ben size bunu bırakacağım. Hı hı. Şimdi bu zeytinin tadına bakacaksınız. Ondan sonra alolojiler bir şey yapacağız. Hı hı. Bu bizim zeytinimiz. Bunun tuzlusu var, tuzsuz var, bu başka biliyoruz, bir şey. Biliyoruz, çeşitleri çok. Biz de sıfır tuzlu da artık zeytin üretmeye başladık abi. Sıfır tuz. Zeytin sektöründe payımız ne? Yani oran olarak söyleyemeyeceğim ama payımız büyük. Gemi yani dünyanın dört bir tarafına zeytin gönderiyoruz. Marmara Birlik vasıtasıyla da artık, hı hı, Almanya, İspanya, İngiltere buralara zeytinlerimiz gidiyor. Yine zeytin tüccarlarının marifetiyle de Avrupa'nın birçok ülkesine. Gemlik Belediye Başkanımızı tanıyorsunuz. Tabii ki tanıyoruz canım. Yani biz çatıştırmayın şimdi bak. Peki. Gemlik'in, bakın Gemlik'in atıyorum yani rakam olarak bilmiyorum ama 10 dönüm zeytin arazisi var. Bizim 30 dönüm, 13 katı yani. Bizim zeytinlerimiz Gemlik'te işleniyor. Yani zamanında bizim işleme tesislerimiz yapılmamış. Hı hı. Gemlik bu konuda böyle bir girişimimiz oldu. Gemlik'leri tebrik etmek lazım bu konuda. Peki. Başkanımızı da burada tekrar ifade edelim. Bizler de çok seviyoruz başkanımızı. Evet. Buradan da selam ve saygılarımızı ifade edelim. Aynen. Ben daha çok, benim çok yakın arkadaşım, candan bir dostum. Evet. Ama Gemlik'ler bizden biraz daha hızlı davranmışlar. Siz Çin'i de almış gidiyorsunuz. Onlar zeytinden almış. Ama yağda da biz öndeyiz abi. Yağda da öndesiniz. Yağda öndesiniz. Peki. Yağımızın özelliği ne? Bizim yağ, biz de iki türlü yağ çıkartıyoruz. Bir soğuk sıkım, sıcak sıcak sıkım. Soğuk sıkımda, bak şu size getirmiş oldum. Ekmeği banıp yiyeceksiniz. Şöyle bir damak tadının olmadığını göreceksiniz. River dediğimiz değerler midir? Ya evet. Bunlardaki asit değerleri falan soğuk sıkımlarda düşüyor. Düşünün, damak tadında mükemmel oluyor. Ve hani mesela ben şeye gittiğimde, Sovyetler Birliği'ne gittiğimde, bu bizim soğuk sıkım yağlarımızı ilaç olarak kullanıyorlar. Şu kadar şeyde, ufak ufak yani 40 gramlık, 50 gramlık şişelerde satıyorlar. Ne kullanıyorlar? Çünkü yaraların kapanmasında kullanıyorlar, ilaçlarda kullanıyorlar. Çünkü bu zeytinyağı hem cildi güzelleştiriyor. Bak, bizim izleyen insanlar çok güzeldir. Ondan parantez söyleyeyim, zeytinyağı insan cildini güzelleştirir. Hocam, evdeki hanım duymasın, böyle bir şey söylememiş olun. Biz yenge hanıma zeytinyağı bırakacağız inşallah. Peki, teşekkür ediyoruz. Gelelim aslında önümüzdeki süreçlerle ilgili birçok konuyu konuştuk. Neyi yaptık, neyi yapamadık?
Yaptıklarımızı az önce az çok ifade ettiniz. Bundan sonra hedefleriniz nedir İzlik'teniz? Şimdi üstadım, yani Allah'a şükürler olsun. Vatandaşıma vermiş olduğum sözleri yerine getirin. Bunları saymaya kalkarsam inan ki ne zaman yeter. Ben köylere konaklar yapmışım, çiftçi memleketidir, yaz sebze meyve alım merkezleri yapmışım. Aklınıza ne geliyor? Zeytin toplama merkezleri yapmışım. Yani aklınıza ne geliyorsa... Şehirde olan benim en ücra köşemde olmuş, bütün yollarımızı asfaltlamışız, köy ulaşım yolları asfalt olmuş, mahalle içi yollarımızı parke taşıyla donatmışız ve halen de çalışmalarımız devam ediyor. Velhasıl çünkü şimdi hatta gelirken bir arkadaşla sohbet ederken muhtarım biri aradı. Ben diyor ki ya başkan bize diyor bizim köy bir tane macera alanı yapalım diyor. Müthiş bir şekilde kahkaha attım, zevkten attım bu kahkahayı. Artık benim köylerimde sorun bitmiş. Ben bunu mutluluktan kahkaha şimdi eskiden köye gittiğiniz zaman su isterlerdi, yol isterlerdi değil mi? Bir de birkaç tane kilit taşı. Şimdi benden macera alanları istiyor köy muhtarları. Beklentiler çok yükseldi. Alı sahalar istiyor köy muhtarları. Beklentiler yükseldi. Ama bütün şeyleri yaptık çünkü ya. Benim asfaltsız yol, köyüm yok. Parke taşı döşenmemiş köy içim yok. Yani varsa bile ücra köşeler, tepelerde yanlar. Kaç mahallem var şehir dışında? 39 tane taşra mahallem var, 7 de merkeze var. Toplam 46 mahallem var. Epey de geniş. Ve hepsi de mesela bu 120 kilometre yolu ben sıfırdan yaptım. Doğalgaz, kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu yapılınca yolu kaldırdım. Bir de yolun kodunu da düşürdüm. Çünkü her gelen belediye başkanı daha önce üstüne yapmış, yolu yükseltmiş. Biz onlar gibi yapaydık, bir 20 santimde biz yükselttik. Evler aşağıda kalacaktı ama ne yaptık biz? Kazıma yaptık. Kazıdık. Bu kazılamakla çıkarttığımız malzemeyi de başka yolların altyapısında kullandık. Her iki tarafında... Ali Nur Aktaş Belediye Başkanımız destek veriyor mu? Tabii kesinlikle. Ben her taraftan destek veriyorum. İsterse vermesin, ben alırım. Yani onun için beni gördüklerinde ya başkan çay mı içeceksin kahve mi içeceksin? Yok abi çayla kahveyle benim bir derdim yok. Benim bir derdim var. Bana çay kahve söyleyeceksin. Çay kahve parasını gönder benim oraya. Ben orada içerim diyorum. Yani beni gören hemen buna alıştılar ya. Biz devlet memurundan geldiğimiz için isteme alışmışık demek yani. Ya. Biz ağır gelmiyor yani. Siz İzlikler'in adına çok şey istiyorsunuz. Ya şimdi bana İzlikler böyle bir fırsat vermiş. Yani insana hizmet çok etmek çok güzel bir şey. Yani insanı yaşat ki devlet. Seracılıkta nasılsınız başkanım? Efendim? Seracılıkta nasıl durumunuz? Ya seracılık bizde var ama çok fazla var diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Bizde kış... Bazı yıllar karın beyaz olduğunu görürüz, bazı yıllar görmeyiz. Hele hele şimdi artık yani ben şimdi bu bir 6 yıl ilçe başkanlığımı, 4 yılda belediye başkanı, 10 yıldan beri İzlik'te görev yapıyorum. Siyasi anlamda 8-10 tane kadar gölet yaptım abi. Allah nasip etti. Yaptım derken yani sebep olduk işte gittik geldik. Vesile olduk. Geldik vesile olduk, gölet yaptık. Ve şimdi İzdik Barajı'nın ihalesini yaptırdım ve ona başlıyorum. İzdik Barajı 95 metrekare gövde, 95 metre gövde derinliği olan devasa bir baraj. Bu baraj ne? Hem içme suyu, hem tarımsal sulama, hem de enerji üretecek bir Bursa baraj. Bursa Büyükşehir bu anlamda... Bunu şey yaptırıyorum. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptırıyoruz. DSİ'ye yaptırıyoruz. DSİ'ye yaptırıyoruz. Peki. Bu gölet bittiği zaman ne olacak? 10 tane, 3'ün izdiğin etrafında göletler var. Gölet dediğim öyle ufak çapta bir şey değil de gördüğünüz zaman baraj olarak zannedersiniz. Bir de İzdik'e hakim bir tepede İzdik Barajı yapıyorum. O da dehasa bir şey. İzdik'in iklimi değişecek artık. Yani... Nemli bir iklim oluyor. İzdik'in iklimi nemlidir zaten. Bu nemli iklim olmasından dolayı da ürünlerin çeşitliliği artmış oluyor. Nemli olmasından dolayı da... Tropikal bir değer mi alıyor desek? Ya şimdi nemli iklimin nemli olması şöyle söyleyeyim. Çok fazla kuraklık olmuyor diyebilirim. Olmaz zaten. Yani olmuyor, olmadığı için de her türlü ürünün yetişmesi daha zor. Bir de biz su cenneti olan bir ilçede yaşıyoruz. Su cennetinde yaşamamızdan mütevellit de o göletleri yapmak da bizim için biraz daha basit oluyor. Su kaynaklarımız var. Bu su kaynakları da en güzel şekilde değerlendiriyoruz. Ve yani bu anlamda da inşallah... Sosyal konut projesi var mı İzmit'te, İznik'te? Sosyal konut projesi iki tane. Yani bu TOKİ'ye yaptırdık. Bir 65 konut tamamen yoksul ve dal geliriler için yaptırdık. Onları yanlış hatırlamıyorsam 40 lira veya 50 lira aylıktan onlara verildi. Şimdi bir ikinci etabı da... Vatandaşa karşı maliyeti oluyor.
Çok 30-40 milyon lira civarında maliyet oluyor ama liraya. Çok uzun bir şey yaptılar. Uzun yıllara dayanmış bir yani bahsiz. Bunu bedava verdiler diyebiliriz. Yani çok bedava gitmesin. Peki yardıma muhtaç çok vatandaşımız var mı? Şimdi abi yardıma muhtaç tabii ki çok vatandaşımız var ama ben belediye başkanlıktan sonra bunu daha çok gördüm. Çünkü ben çok geziyorum yani. Hı-hı. Mümkün olduğu kadar işte bir saat belediyede kalıyorsam 10 saat 12 saat sokaktayım. Ve bu anlamda da ben şu anda izleyen nüfus, merkez nüfusu, toplam nüfusu 44 bin ve aşağı yukarı 400 aileye her gün sıcak yemek götürüyorum abi. 400 aile. 400 aileye her gün sıcak yemek götürüyorum. Ciddi bir katkı. Ve bunların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Ve bunların işte zaten... Sosyal diğer... belediyeciliği tam manasıyla yapıyor muyuz başkanım? Allah'a şükürler olsun yaptığıma inanıyorum. Hele son günlerde çözüm merkezi. Daha önce İzbim diye bir şey projeyle oluşturmuşum. İzbim neydi? Vatandaşımız geliyordu, şikayetini bildiriyordu. O şikayetinin doğrusunu 3 gün içerisinde, 5 gün içerisinde veya 1 hafta içi zaman neyse çözüm, onun sorunları çözülüyordu veya askıda kalanlar da oluyordu. Şimdi son bir aydır çözüm merkezini kurdum. Hı hı. Bu çözüm merkezinde artık İzdik'te sahada 10 tane Osman Sargın var. Her gün İzdik'in sokaklarında 10 tane Osman Sargın her var. Her çalışanınız aslında Osman Sargın değil mi? Her çalışanımız Osman Sargın ama her çalışanımız sokakta değil. Bütün mesele burada yani. Hı hı. Ama şimdi sadece Osman Sargın olarak selamünaleyküm. Ben İzdik Belediyesi'nden, belediye başkanının adına geliyorum. Bir derdiniz, bir ızdırabınız var mı? Hemen o derdini alıyor. Hemen merkeze bildiriyor. Merkez hemen süre veriyor. Diyor ki 15 dakikada yapacağım. 1 saatte 2 günde yapacağım diyor. Gününü ve saatini bildiriyor. Ve 2 gün sonra arıyor. İşte Osman Efendi verdiğiniz şey yerine getirildi. Memnun musunuz diyor. O bizim peki. Büyük bahtiyarlık oldu. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Son efendim, mesajınızı alayım. Varsa İznikli hemşehrilerimize söyleyeceğiniz bir şey. Bana teşekkür ediyorum. Ben İznik'i çok seviyorum. İznikleri de çok seviyorum. Çünkü İznik sevilmeyecek. Bizler de sizler İznik'e hizmet ettiğiniz sürece sizi çok seveceğiz. Evet. Sizin aracılığınızda tüm Türkiye'yi ben İznik'e davet ediyorum. Değerli İzleyiciler, böylelikle programın sonuna gelmişken İznik'teki bütün hemşerilerimize selam ve saygılarımızı ileterek önümüzdeki hafta çarşamba günü şehrin gündemine görüşmek üzere hayırlı akşamlar diliyoruz.